Dostlar selamlar. Bugün yepyeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Futbol Manager'ı sorup duruyordunuz. Ben de merakla bekliyorum. Ama onun çıkmasına biraz daha var. Kasım sonu gibi elimize ulaşacak. Ama FIFA çıktı. FIFA elimizde. Ben de dedim ki madem FIFA elimizde Fenerbahçe'nin kadrosuna beraber bir bakalım. Ya tabii ki gamerlık iddiam yok. Kendi haline takılan bir delikanlıyım burada. Ama Fenerbahçe'nin FIFA'daki kadrosu nasıl? Neler yapabiliriz? Online kadrolarla şu an güncelleniyor oyun sürekli. Ve bu hafta Antalya Spor'la oynayacağız. Bir Antalya Spor'a karşı belki test ederiz Fenerbahçe'yi dedim. Beraber bir içerik çekelim dedim. Eğer siz de FIFA'yı sevenlerden biriyseniz buyurun hoş geldiniz hepiniz. Fazla vakit kaybetmeden Fenerbahçe'nin kadrosuna hemen geçelim. Bu tarz tık tık sesleri duyacaksınız. Doğal olarak konsoldan gelen tabi bu işin fıtratında var diyelim. Olabildiği kadar arkaya müzik eklerim, söz veriyorum duymamanız için. Canlı form kadrolar açık. Fenerbahçe bizim takımımız. Bu hafta Fenerbahçe Antalya Spor'a konuk olacak ama burada iç sahada biz olalım. Takım yönetimine bir bakalım bakalım. Kadro güzel, yeni. Bir kere forveti alalım bir Samatta'yı. Samatta 76. Sosa, Ozan, Gustavo nerede? Gustavo... Aa, Gustavo'yu stopere devşirmişler. Olmaz. Tolga Ciğerci yerine Gustavo. Stopere Tolga Ciğerci'nin yerine Tisserant'ı alalım. Lemos çok düşük yapmışlar. 69 bayağı düşük. Ama Perotti'yi kanada koyacağım. Perotti ile bir deneme yapalım. Sağda da Valencia'yı koyalım oraya. Nazım çok iyi. 74 bayağı yüksek olmuş. Novak 78. Biz Gökhan'la Caner'e dokunmayacağız ama bence iyiler. Serdar Aziz 77. Yani Lemos'a bakıyorsunuz arasında 8 birim fark var. O yüzden Serdar Aziz'i koyacağız. Bence Ozan düşük olmuş. 75 düşük. Hızlanması 71. Bence o da düşük bir tercih olmuş. Pas 70. Ozan'a bir muhtemelen güncelleme gelecektir. Bununla beraber Sosa'ya bakalım. Paslar 82. Dribbling 80. Samatta da hızlanma 79. Güzel. Şut 76. Perotti'ye bakalım. 74 hızlanma, 77 pas, 85 dribling, güzel. Altay'a bakalım. Altay da bence düşük, 73. 77 uçuş vermişler, 80 reflekslere vermişler. Pozisyon bilgisine düşük vermişler. Alt yedeklere bakalım. Sisse'yi bir buraya alalım. Sisse 72, bence o da düşük geldi bana. Harun 74, Altay'dan daha yüksek. Harun da bence yüksek sınıftan. Ama Altay'ı koyacağım kaleye. Aa, Pelkas var. Pelkas burada. Pelkas'ı ikinci yarı alırız oyuna. Tiam'ın yerine Pelkos'u koyalım buraya. Sinan Gümüş 75. O da çok yüksek. Ya Valencia'dan daha yüksek şu an koyduğumuzda. Onu da ikinci yarı oyuna alırız. Dirar 74 yine. Ya Valencia'yı düşük yapmışlar herhalde. 72 bayağı düşük. Dirar 74. Sinan Gümüş 75 çünkü. Mert Hakan 70. O da düşük olmuş. Onun dışında genç oyuncular var. Ademi 67. Onun da bayağı aslında her özelliğini düşük yapmışlar. Tabii geleceğe yönelik olacaktır. Dizilişimi değiştirmeyeceğim. Taktiğime dokunmayacağım. Rollerim, talimatlarıma dokunmadan sizlerle güzel bir oyun görmek istiyorum. Samatta Pelkas eşleşmesinde hızlanması daha iyi. Yok öyle bir değiştirme gibi bir niyetim yok. Kadro şu an iyi gibi. İkinci yarı Pelkas'ı. Sinan'ı alırız. Üçüncü değişikliğe ya Ferdi ya Nova alırız. Bakalım. Kadro güzel duruyor. O zaman Antalya Spor'da hazırsa bakalım neler olacak. Vay, stadın güzelliğine bak ama. Dolu statları özlemişiz ya. Artık oyunlarda görebiliyoruz. Bir yıl Türkçe yapacaklar ama hangi yıl denk gelecek bakalım. Ya Gustavo kısa saçlı hali olmuş. Gustavo'ya da bir güncelleme gerekecek. İlk çıkarken onu gördüm. Aa, mevcut puan durumuyla veriyor. Güzel. Bayağı güzelmiş. Yukarıdan da çekim yapmışlar. Bakalım yüzleri nasıl yapmışlar şimdi. Antalya Spor'u geç. Yavaştan bize gel ya. Yavaştan bizim topçulara gel. Aa, iyi güzel. Erol Bulut da orada. Aynı Süper Lig maçı gibi yapmışlar bu dizilişleri. Samatta, Perotti, Sosa zaten bizim kadro. Bayağı aslında şey duruyor. Canlı gibi duruyor. Bizim topçuları göstermenin. Antalya Spor gösterdi bize full. Antalyaspor'un kadrosunu verirken de bari bizim oyuncuları göster. Onlarda da Nuri Şahin, Freddy Hamilton. Gerçi Hamilton kart cezalısı. Sidney Sam da kırmızı kart bu hafta. Onları koymuşlar. Olsun ya. Biz de Perotti'yi koyduk. Oradan dengeleriz. Aa, maç öncesi yeminler falan.
Ya Gustavo'nun şu saçlarını keşke yapsaydınız ya. Neyse Samat da başlangıç vuruşunu yapsın bakalım. Hadi beyler. 100 Gustavo. Ener. Şöyle bir açalım bakalım. Ufak bir ver kaç. Ver Ener. Güzel. Hop Perotti. Bir deneme yanılma yapalım. Bir yoklanır oradan ya Gustavo'yla. Güzel. Gustavo affetmedi. Güzel güzel. Gol sevinçleri de güzel olmuş. Tam köşeye Gustavo'dan net bir vuruş geldi. Kim atladı? Savatta da topun üzerinden güzel atlamış. O kadar galibiyet yemini pek 2 dakika sürdü ya Antalya. Hoppa. Ozan. Sosa. Şu ters kanatta. Ah. Olmadı. Samatta. Ha güzel. Takımı sevdim ya. Sosa'yı da 10 numara oynatınca etkisi bayağı oluyor. Güzel güzel. İndir Tisserand. Güzel. Ozan Tufan. Pek tercih ettiğimiz bir pas olmadı bu. Gelin bakalım. Hoppa. Caner. Ver Gustavo'ya. Hoppa. Güzel. Ozan. Güzel. Oyunu sevdim ya. Yalnız bu zorluk ayarlarıyla biraz oynayacağız. İlk maçın ilk deneyimin affı olur. Pek ayarlayamamışız. Biraz düşük tutmuşuz belli ki. Serant güzel. Top geçirtmiyor. Şöyle bir hoppa Sosa. Ver bakalım. Ay Samat'ta. Samat'ta lap diye kalecinin üzerine vurdum. Antalyaspor'da da Tamer Tuna görevi bıraktı bakalım. Abdullah Avcı ismi dönüyordu biz videoyu çekerken. Bakalım hafta sonu kim oynayacak Fenerbahçe'ye karşı orada. Ozan vura vura gitti Ozan. Hop. Bat çalımı. Ah offside galiba. Offside'de kaldı Sosa. Güzel. Hop. Güzel. Aferin Samat'ta. Sosa 10 numarada bayağı iş yapıyor oyunda belli ki. Serant. Serant savunma şefi ilan ettik ya baksana. Her topta ilk önce o şey yapıyor karşılıyor. Perotti'yi ver. Caner kaçtı Caner. Aa Perotti. Hop. Of golün güzelliğine bak be. Ener Valencia mı attı? Bakalım. Ener Valencia. Gerçi Trabzon attığı gol daha güzeldi ya. Bu da hazırlanış bakımından fena değildi ama. Hemen baskıyı kurun orada. Samat da yap şovunu. Ver yukarıya. Ah çok gitti.
Serhant bırakmıyor. Ay yanlış yere verdik. Ozan yap şovunu Ozan. Sosa. Sosa kaçırdı. E tamam offside. Ah. Burada da mı BHK var ya, bu ne? Henüz Tisserant'ı pek zorlayamadılar. Hop Ozan. Ozan Gustavo attı, fena olmamış. Ah Sosa kaçıncı offside. Serant up. Ops. Ops. Üps. Aferin Altay. Altay'ı da biraz benzeteymişsiniz keşke ya. Yani yazılımcılarınız biraz sanki random karar vermiş. Şu Türkiye Ligi'ni azıcık özenseler, o kadar kullanıcısı var şu oyunun Türkiye'de. Gustavo'nun 5 yıl önceki saçı duruyor hala. Uf, Caner ne gitti ya. Hop. Vay. Ay direkten döndü be. Lan ne güzel gol diye tam seviniyordum. Hop. Oyunun hassasiyeti fena değil, güzel. Antalya'da gömüldü iyice savunmaya. Valencia 72 dedik ama ayıp etmişiz adamı. Vur Samat'ta. Bu gol aynı Samat'ın ilk golüne benziyor ya, ama kornerdendi tabi de. Güzel orta. Gökhan ön direkte topu Samatta ile buluşturunca zaten gol kaçınılmaz oluyor. Güzel karşı Samatta. Hop. Kayarak top almayı da bir test edeyim dedim. Güzel. Right. Adam yoğunluğuna getirdik. Ver Perotti. Ah olmadı. Uf. Serdar Aziz de fena yapmamışlar oyunda. Tisserant'la fena ikili olmadı. Ozan ikinci şey top kaybı. Tisserant'a baksana top bırakmıyor orada. Altı mı geliyor? Ah Perotti. Biraz şova kaçınca böyle oldu. İlk yarı bitti. İlk yarıda 5 gol var. Güzel, Fenerbahçe takımı güzel. Serdar Aziz'i daha güzel benzetmişler. Kaleyi bulan 8 şut, 5 gol. 58 topa hakim olmuşuz. Güzel. Şu taktikleri yapalım. Söz verdiğim gibi Pelkas'ı alacağım. Pelkas'ı Perotti'nin yerine aldım. Sinan Gümüş'ü merak ediyorduk. Onu Valencia'nın yerine alacağım. Ferdi'yi düşük yapmışlar bayağı. 68. Ferdi Sosa yapayım bakalım. 3 değişiklik hakkım var. 5 mi var bilmiyorum. Samat da size yapabileceğim mi? Yok. 3 değişiklik hakkı var. İyi, güzel. Biz de 3 değişiklikle devam ederiz yolumuza. Bakalım değişiklikler ne yapacak. Devam edelim maça. Basın bakalım önde. Yeni ekip. Ferden. Hoş bir hareket geldi be. Ah çok açtım. Bir daha olmaz o. Hop 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 hop. Serant. Güzel.
Güzel. Kim kaçtı? Sinan Gümüş. Sinan Gümüş ver. Sakince bitirelim bu golü. Savat da yaradı yine. Sinan Gümüş'ü oyunda bayağı Fenerbahçeli kullanacak belli oldu. Ratingi de yüksek. Serant. Kaptırdı da neyse. Ver Sinan Gümüş'e. Sinan Gümüş kaçıyor nasılsa oradan. Uzaktan bir denesek şöyle. Bir daha bakalım. Uf. Geçemedim bu fini. İlk kornerimizi bakalım şöyle. Şöyle bir açsak. Ön direğe. Ah. Fenerbahçe yapınca oluyor ama bu. Biz yapınca olmadı ön direkte. Bir daha deneyelim. Gökhan vurmuyor. Gökhan vursa olacak. Sperotti'yi oynattık ama bakalım. Pazartesi Sperotti oynayabilecek mi? Gerçi Pelkas var ya. Pelkas bayağı hocanın da gözdesi. Bence takımın da yeni neşe kaynağı oldu Yunanistan muhabbetinden sonra. Bu arada iyi geldiler. Altay. Altay kendi kendine bir şeyler yaptı orada. Kim girdi oyuna? Ha, Podolski girdi. Bir sen eksiksin. Gel. Serant aç bakalım onu. Hop, Samat da burada çok geç topla buluştu. İçerisi boşaldı. Sinan Gümüş şöyle dışarı bir çıkarsa. Şuradan bir vurursak. Uf, çok güzel attı be Pelkas. Uzaktan atmak zaten vardı niyetimde. Aa, Pelkas öyle bir gol attı ki. İzlenir bu ya tekrar. Füzeledi. Çok güzel yere gitmiş. Pelkas'a galiba ekstradan sempatimiz olacak ya. Benim de var. Hem hırsıyla ki son Trabzon maçında maçtan sonra adamı çekiyorlar. Adam maçı yaşamış tekrar. PAOK taraftarının onu sevdiği kadar varmış. Hop Ferdi. Al bakalım Ferdi. Kaleciyi mi geçsem dedim. Kaleci gelmedi üstüme. Yine bir ön direk organizasyonu yapalım. Gökhan koşması gerekiyordu ama işte oraya. Hop. Serant onu bırakma. Çok güzel kaydı. Çok güzel. Devam. Ah, çok gitti. Doğukan çıktı. Kim girdi ya? Serdar Gürler'e benziyor. Aynen Serdar Güler. Oyundan adam tanıyoruz. Onu bile Altay'dan daha düzgün yaptıkları için. Güzel. Hop sen al. Neyse. Olmadı. Gustavo'nun bir havadan pas denedim. Artık biraz daha havalı, spektaküler şeyler deniyorum. Maç olmuş 7-0. Bir zahmet deneyebileyim. Ah. Gustavo bırakmıyor. Gustavo Tisserand orada biraz şey olmuş ya. Sağından atıp solundan geçme denedim ama. Ferdi de biraz yemedi. Hop. Podolski. Sen çok toplu oynadın Podolski ya. Hala orada mı o top? Ops, 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 ops. Kötü vurdular.
Caner, tehlikeli paslar atıyorsun Caner. Yok öyle bir dünya yok. Gökhan, Sinan çok güzel ver kaç. Uzan da yoruldu. 5 değişiklik koymamışlar. 3 değişiklik koymuşlar oyuna. O kötü olmuş. Bu aralar çok geldi Antalya. Ferdi güzel. Bu sefer attım işte çalımı. Hoho yerden güzel. Ferdi Kadıoğlu da noktayı koymak üzere. 80'de 8'i bulduk. Ferdi. Bir de uzaktan bir şut gelir mi Ferdi'den? Ah. Ferdi bu 68'i biraz arttırması lazım. Gökhan çok önde yakalandı. Onu bir çalım yememesi lazım. Yo öyle bir gol yemeyiz de. Seran Serdar Aziz ikilisini beğendim ama oyunda. Stoperde güven veriyor ikisi. Şöyle bir açmayı denedim Sinan Gümüş'e. Ops. Tam güven veriyor dedikten sonra da gol yemeyelim. Serdar Aziz kapattı. Güzel. Aa, Pelkas. Tutamadı topu. Yahovic yerine Orjil giriyor. Orjil de geçen sene Ankara Gücü'nde ne top oynamıştı. Aslında bayağı kağıt üstünde iyi ikili. Yahovic ile Orjil'i yan yana oynatırsan ama birbirlerinin yerine girince tabii ki etkinlikleri azalıyor. Hop. Uf. Podolski. Maçın artık son anları. Tisserand'dan şöyle bir çalım bir daha görür müyüz bakalım. Ateşli oynuyor Tisserand. Ah be. Oo iyi geçti. Hop. Bravo Altay. Ve maç sona erdi. Güzel, iyi skor. Zorluk ayarlarını biraz oynayacağız. Samat'tan hat-trick vardı. Maçın topunu aldı. Samat'tan dişini unutmuşlar ama yapmayı. Şu anki haliyle çok daha karizmatik. Maç ratinglerine bakalım. Samat da 10 almış. Valencia 8-3, Sosa 7-9, Perotti 7-2, Pelkas 7-7, Ferdi 7-9 almış, Sinan 8, Ozan Gustavo 10 almış. Orta sahaya bakar mısın? Duvar oldular bugün. Serant da bence bayağı iyiydi. 3 Samat da attı. Bir Pelkas, bir Gustavo, bir Ozan, bir Ferdi, bir de Valencia. Asistlerde Ozan'ın 2 asisti var. Gökhan, Sinan sağ kanat işlemiş benim bayağı. Sosa'dan da 2 asist var. Paslarda Ozan, Tufan, Gustavo'ya baksanıza. Serdar Aziz de bayağı ön plana çıkmış. Sosa'nın 7'de 7 driplingi var. Gustavo, Ozan da tüm maçı tamamladıkları için ondan daha yüksekler ama muhtemelen Sosa tamamlasa olurdu. Gustavo'nun ısı haritasına da merak ediyorum. Gustavo'nun ısı haritasına baksana. Maçı tümden orta alanda hükmetmiş resmen. Vallahi güzel maç oldu. 18'de şut, 14'ü kaleyi bulmuş. Hem FIFA'da Fenerbahçe'yi de tanımış olduk. Haftalık ve canlı güncellenmesi hoşuma gitti oyunun. Yani reytingler haftalık değişecek demek bu. Ve Fenerbahçe'nin anlık mesela Antalyaspor'la maç yapıyorum. Şu anki puan durumunu göstermesi falan güzel detaylar. Oyunu da sevdim. Yani zorluğunu biraz daha arttırınca benim için de daha zevkli bir oyun haline gelecektir. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sorularınız varsa FIFA ile ilgili yanıtlamaktan zevk duyarım. Dediğim gibi çok büyük bir... Benim de bilgi birikimim yok. Tamamen zevk için oynayanlardan, sizin gibi oynayanlardan biriyim ama
Tabii ki böyle bir fırsat gelince ve FMD'nin de çıkmasında biraz olunca bir oynayayım, bir kadrolara beraber bakalım istedim. Ne diyelim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muhtemelen maç önü programında da Antalyaspor detaylı konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.